Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3-4-5 hazırladığı 12'li TYT matematik denemelerinden deneme altının çözümlerini yapacağız. Daha doğrusu geometri çözümlerini yapacağız arkadaşlar. Evet soru numarası 31 ile başlıyoruz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. 31. soruda şekil 1'deki bir parçadan oluşan yönetmen sahne tabelasının alt bölümü kare biçimindedir. Evet şu bir kare biçimindeymiş arkadaşlar. Şöyle tabi şu şöyle kapanıyor ya bu açıldığı zaman neye dikkat edeceksiniz? Bunun da eşit olmasına dikkat edeceksiniz. Karede ne yapıyoruz? Eşitleri koyalım. İşte şurası eşit. Hocam burası eşit. Şurası ve şurası eşit. Aynı zamanda şu yapıştığı için buraya açıldığında burası da eşit oldu. Yani şuradaki ikiz kenarlığa da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Evet şu eşitleri yazalım. Sonra ne var burada? Burada. Tabela şekil 2'deki gibi ok bir miktar açıldığında 65 derece kaç yapıyormuş. O zaman buraya kaç kaldı? Tamamı 90 derece olduğundan 25 derece kaldı. Aa hocam şurada bir ikiz kenarlık çıktı. Bu ikiz kenarlıktan dolayı 25 ise burası da 25'tir. 25, 25, 50. Şurada kaçının tamamı 130 derece yapacak. Evet burası 130 derece ise ve burası 90 derece olduğundan şuraya kaç derece kaldı? 40 derece kaldı. Aynı zamanda buraya baktığımız zaman şurada da bir ikizkenar üçgen var mı dostlar? Var tabii ki. Çünkü bakın şu eşitleri görüyorsunuz. E, İkiz kenarın tepe açısı 40 ise 180'den 40 çıkart. 142'ye böl. 70, 70 yapmalı. Burası da 70, burası da 70 yapmalı. Yani 25 artı x eşittir 70 olduğundan. x de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 45 derece olarak buluruz. Evet cevabımız böylelikle akçay çıktı arkadaşlar. Geldik 32. soruya. Genişliği 20 cm olan bir cam sileceği şu cam sileceğinin genişliği 20 santimetreymiş. E ben bunu camı dikey bir şekilde sildiysem şurası 20 santimetre aşağı doğru da sildiysem burası da 20 santimetre oldu mu gençler? Oldu. Kirli bir cam. Önce şekil 1'de şekil 1, sonra da şekil 2'deki gibi silmek için kullanıldığında camda silinen bölgelerin toplam alanı 3200 oluyormuş. Hmm. Şu alan ve şu alanın toplamı 3200'müş ve e, silinmemiş bölgede kare biçiminde oluyormuş. Arkadaşlar ben bunlara kare biçimde olduğu için x x diyecek olursam şurası 20 santimetre mi? Evet. x ken yukarısı da dikdörtgen olduğundan x oldu. Hatta bu dikdörtgen şekli aslında neymiş? Bir kareymiş. Silinen bölgenin alanı 3200'ü kullanacağım. Arkadaşlar şu alanı artı bu alan diyecek olursam yani 20x 20x artı şu alan ne olacak arkadaşlar? Şuraya kadar olan kısım 20 artı x olduğundan dolayı 20 ile 20 artı x'in çarpımı 20 çarpı 20 artı x'in çarpımı kaça eşitmiş? 3200'e eşitmiş. E buradan 20 x artı şunu dağıtalım. 400 artı bir daha dağıtalım. 20 x eşittir 3200 olduğundan dolayı toplamda 40 x eşittir 3200 eksi 400'den 2800 yaptı. O zaman x'i burada ne buluruz arkadaşlar? 2800 x bölü 40'tan dolayı o da 70 çıktı arkadaşlar. Evet x 70 çıktı. Cam sileceğinin bir ucu camın iki kenarında tamamını değerek temizleme yapıldığına göre yani dikdörtgen olduğunu garantilemiş burada. Cam yüzeyinin alanı ne kadardır diye soruluyor. Cam yüzeyinin alanı arkadaşlar 70 bulduk ya o zaman burayı 70 bulduysak şurası kaç yaptı? 90. Hocam burası da 70 ise burası da ne oldu? 90. Bizden işte bu cam yüzeyinin tamamının alanı soruluyor. Yani 90 çarpı 90'dan kaç yapacaktır? 88.100 yapacaktır arkadaşlar. Yani 32. soru böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik 33. soruya. Kısa kenarı 3 birim olan 4 eş dikdörtgen AB doğrusu üzerinde şekil birdeki gibi yerleştiriliyor. Tamam. Sonra dikdörtgenlerden biri B köşesi etrafında böyle kaldırılmış. Sonradan olmuş ACD noktaları doğrusu olmuş. Eyvallah. Bize ne diyor? ACD doğrusal ya. Burası 90 ise burası da 90 derece diyor. Arkadaşlar döndürme sorularında aslında eş yapılardır. Kenarların eşit olmasına dikkat edeceksiniz. Bakın bu aklınızın bir köşesinde bulunsun. Kısa kenar uzunlukları da 3 birim miydi? Evet. Burası 3 birim, burası 3 birim, burası 3 birim. Bakın dikkat edin. Önceden bu buraya yapışıktı. Ben buraya bir x dersem. Önceden yapışık olan taraf bak burası x. Hatta burası da x değil midir arkadaşlar? Kaldırıldığı için. Evet şu kenar bu kenara eşit arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken nokta buydu zaten burada. E o zaman burası 15 birim olduğuna göre A ile C arasındaki mesafede 15 olduğuna göre direkt dik üçgen çıktı burada. Hocam x var 15 var ve x artı 9 var. Yani siz hala buradan mı yapıyorsunuz? x artı 9'un karesi eşittir. x'in ve 15'in kareleri toplamından mı yapıyorsunuz? Vah vah size. Evet yuh yuh şarkısını yolluyoruz size. Ne vardır burada gençler? Dik kenarda 15 varsa ya 15 20 25'tir ya da 8 15 17'dir. Ama bakın buraya ben bir 8 koyarsam dersem yani 8 15 17 sağlanıyor mu? 8 9 daha 17 sağlaması da tutuyor arkadaşlar. Dik dörtgenlerden birinin alanı nedir diye soruluyor. Evet x'i 8 bulduk. Kısa kenarda zaten 3 birimdi arkadaşlar. O zaman alan 8 çarpı 3'ten kaç olacaktır? 24 olacaktır. 33. soru E diremit oldu. Geldik 34. soruya. Dik üçgen biçimindeki yeşil ve beyaz kartonlar dik kenar uzunluklarıyla birlikte şekil 1'de bir gösteriliyor. Evet gösterilmiş. Kartonlar doğrultuları değiştirilmeden hop cup falan şuraya direkt indirilmiş arkadaşlar. Bu, bu buraya koymuş. Yeşil karton buraya koymuş. Yeşile boyalı bölgenin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Dikkat ederseniz bu bir dik üçgen. Dik üçgen olduğundan 12-16 burası 20 mi? Evet. 9-12 burası da 90 derece olacağından dolayı burası da 9, 12, 15 üçgenden 15 mi oldu? Evet. A dikkat edin. Güzel bir şey var burada aslında. Ne var? Hocam şu üçgenle şu üçgen 3, 4, 5'in katı. Yani aslında şöyle de diyebiliriz. 9, 12, 15 ya bu üçgen. 9, 12, 15. Diğer üçgende 12, 16, 20 ya. Bütün kenarlar verilmiş. Hepsini alt alta yazınca taraf tarafa oranlayınca 3 bölü 4 geldi mi? Geldi. O zaman bu iki üçgen nedir diyorduk? Kenar kenar kenardan nedir? Benzerdir diyorduk. E hocam bu kenar 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 benzerliğinde ne yapıyorduk? Bizim olmazsa olmazımız açı. 9'u görenle 12'yi gören açı birbirine eşit. Alfa ise 12'yi gören buradaki açı da alfadır. 12'yi görenle 16'yı gören burası beta ise o zaman burası da beta diyebiliriz. E o zaman bunları yazdık. Alt alta konulmuştu. Hocam alfa iken burası da alfa. Hocam bu üçgende bak kaç açı alfaysa burası da alfa. Aa ne çıktı burada bir ikizkenar kenar çıktı. Bu üçgen 9, 12, 15 üçgeniydi. E, şurası 15 olacak. Bizim için önemli olan o değil. Şurası 12 değil mi arkadaşlar? Evet. Bizden şu yeşile boyalı bölgenin çevresi isteniyor. E şuraya bakacak olursak. Ben buraya bir x dersem. Burası da x midir? Evet. Tamam 12 olduğundan buraya da 12-x mi kaldı? Şimdi çevreye bakın. Topla bakayım orayı. 12-x artı 9 artı x mi yapıyor çevresi? Bak 12-x 9 ve x yapıyor. Evet x'ler buradan nanay oldu. Cevabımız da ne yaptı o zaman? 21 yaptı arkadaşlar. 34. soru böylelikle akçay çıktı. Geldik 35. soruya. Şekil 1'de uzunluğu 20 cm olan eş 2 dikdörtgensel parçadan oluşan tablet koruyucu. A noktasına göre açılıp üzerine koruyucu ile eş uzunluğu olan tablet konulduğunda. Evet koruyucuyla eş uzunlukta arkadaşlar tabletimiz. E, şekil 2 elde ediliyormuş. Buna göre son durumda B ve C arasında oluşan uzunluk ne kadardır diye soruluyor arkadaşlar bize. Bir kere şu uzunluk 20 santimetre. Telefonun uzunluğu 20 santimetre. O zaman buraya kaç santimetre kaldı? 10 santimetre kaldı. Hocam burası da zaten 20 idi. 20 santimetre olduğundan buraya da 10 kaldı. Hocam tabletin şu kapağı açıldı ya. E, bunun alt kapağıyla üst kapağı birbirine yapıştığı için eşit uzunlukta olacak. Burası şöyle garip bir şekilde açılmış. Bakın şu ve şu. Toplam bu uzunluğun ne olması lazım arkadaşlar? Toplam bu uzunluğun 20 olması lazım. O zaman burada ne kaldı? 10 kaldı. A ne çıktı? Eşkenar üçgen çıktı. 60 60 60 oldu burası. Süper. Ben şimdi şu uzunluğu bulacağım. 90 dereceye karşılık getirmem lazım. Ne yapmalıyım? Hocam şurada şu üçgen oluşturursam galiba 90 derece oluyor. Niye? Şu x kenar mı? Evet. Ve iki iç açı toplama bir dış açı olduğundan dolayı iki içsinin toplamı 60 olacağından Burası 30 derece oldu. Burası da 30 derece oldu. Dikkat edin. Şu açın tamam. 90 derece oldu. Artık ben burada bir Pisagor bağıntısı yapabilirim. Hocam burası da 30-30-123 üçgeninden dolayı 10-10 ise burası da 10 köküç yaptı. Hala şuradan yapanlar varsa artık ne diyeyim. X'in karesi eşittir. Pisagor bağıntısından. E, 10 köküçün karesi artı artı direkt 20'nin karesinden mi yapıyorsunuz? Yapmayın kardeşim buradan. Buradan yapmayın. Ne yapacağız peki buradan? E, ortak kenarlı şeyden yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Evet şu kenara bakacak olursak 10 kök 3 ve burası 20 değil mi? Evet 10 kök 3 ve 20'deki ortak çarpan ne? 10. Hocam burası 10'un kök 3 katı. Hocam burası da 10'un 2 katı. E burası da 10'un kare içinde diğerlerinin kareleri toplamıydı. Yani kök 3'ün karesi artı 2'nin karesi 3 artı 4'ten 10 kök 7 diye cevaba ulaşırız arkadaşlar. Evet 35. sorunun cevabı böylelikle balıkesir çıktı. Geldik 36. soruya. En kenarlı bir düzgün çokgenin iç açısı bu. Yani 180 eksi dış açı şeklinde hesaplanıyordu. Eyvallah bunu biliyoruz zaten ama e, siz bilmeye devam edin. Sınavlarda yazıyorlar ama ya yazmazlarsa değil mi? Bir an bir düzgün sekizgenin içine birer kenarları ortak olacak şekilde bir düzgün altıgen çiziyor. O zaman ben buraya bir düzgün sekizgen patlatayım. Valla arkadaşlar düzgün sekizgeni ben çizerken şöyle çiziyorum. Daha kolay oluyor. Büyük bir kare çiziyorum. Tam karelerin ortalarından şunu çiziyorum arkadaşlar. Tam ortalarından tam ortası burası. Tam ortası şurası. Tam ortasından. Bakın tam ortası şurası. Bunları da ya normal bir şekilde de çizersiniz siz de. Olsun ben kolay bir şekilde şöyle çizdiğimi göstereyim arkadaşlar. Hop şunu da silince böyle. Sekizgeni oluşturuyoruz artık arkadaşlar. Şunu çizdin. Şunu çizdin şunu çizdik ve şunu çizince sekizgen çıktı mı arkadaşlar karşımıza çıktı. Bir de ne diyor düzgün altıgen çizecekmişiz. Birer kenarları ortak. E birer kenarları ortak bir düzgün altıgeni de çizelim mi şöyle arkadaşlar çizelim. Bir altıgen de şöyle çizelim arkadaşlar. Birer kenarları ortak altıgeni çizdik. Evet çizince de ne oluyormuş arkadaşlar? Sonra kalemi kalemini sonra kalemini ortak köşelerden birine koyarak önce düzgün altıgenin sonra yine Aynı köşeden başlayarak düzgün sekizgenin en uzun köşegeni çiziyor. En uzun köşegen neydi? E, ortak köşeden başlıyorum. En uzun köşegeni çizecekmişim. Şu en uzun köşegen simetri ekseniydi arkadaşlar. Bir de düzgün sekizgende de en uzun köşegen çizecekmişim. Düzgün sekizgende de en uzun köşegen Düzgün çiftgenlerde hep böyle eşit sayıda kenara ayıranlardır. Mesela 8 kenar 8 gelse 4 kenar 4 kenara ayıran. Bakın 4 kenar 4 kenar ayıran diğer köşegeni de çizecekmişim. Aynı köşeden çizdim. Bu iki köşegen arasındaki dar açı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E bizim bu düzgün altıgendeki simetri ekseni ise öncelikle altıgenin bir iç açısı kaç derece? Hani e, şu şekilde hesaplıyorduk. 180 eksi 360 bölü 6'dan. 180 eksi 60'dan 120 derece. Hocam altıgenin genin iç açısı 120 derece. O zaman burayı iki eş parçaya bölüyor. Burası da 60 burası da 60 derece yapacak mı arkadaşlar? Yapacak. Düzgün sekizgende de yine aynı şekilde 180 eksi 360 bölü 8'den. O zaman bu da kaç çıktı arkadaşlar? 1 iç açısı. 45 135 derece çıkacak. Hocam bu da 135 dereceyi iki eş parçaya bölecek. O zaman 135'i iki pa eş parçaya bölmek demek ne demek? Hocam burası 67 buçuk. Burası da 67,5 olacak. E bizden ikisinin arasındaki dar açı isteniyor. Yani şurada kaç isteniyor? E tamam mı? Şuraya kadar kısım 67,5. Burası da 60 ise 67,5 eksi 60 kaç yapıyor gençler? 7,5 yapıyor. Evet cevabımız böylelikle ne çıktı? Balıkesir çıktı arkadaşlar. Geldik 37. soruya. ABCD ve EFGH yamuklarının arasındaki bölgeye birbirine eş 6 tane yamuk şekillik gibi yerleştiriliyor. Evet Bak dikkat et. ABCD yamuğu ve EFGH yamuğu. Bak büyük de bir yamuk, küçük de bir yamuk. Bu ne demek? Hocam şunlar birbirine paralel olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda şunlar da birbirine paralel. E, bunlar da birbirine e, bunlar da yamuk ya. O zaman şunla da şu birbirine paralel. Hatta bununla da bu birbirine paralel olduğundan şuradaki doğruların hepsi ne oldu arkadaşlar? Birbirine paralel olmuş oldu. E <laughs> ne diyelim arkadaşlar biz burada? Kısa kenarlara o zaman bunlar eş yamuklarsa kısa kenarların hepsine Hatta üst tabanına. Bakın şöyle bir yamuk var. Şu yamuğu ben şurada çizeyim öncelikle size. Şöyle bir yamuk var elimizde. Bu yamuğun üst tabanına ben x diyeyim arkadaşlar. Şuradaki yamukların her birinin üst tabanına x diyeyim. Üst tabanına x dersem. Bakın. Şunun üst tabanı altta. Bunun üst tabanı burada. Bunun üst tabanı burada. Bunun üst tabanı burada. Şunun üst tabanı burada. Kısa kenar burası. Ee, sonra arkadaşlar burada başka ne yapabiliriz? Bunlar eş yamuk ya. Bak dikkat et. Şunlar eş yamuk. Üst tabana başka yazdığımız yer var mı? Tamam. Bu eş yamuk olduğuna göre bu yamukla bu yamuk eş yamuk ya. Hocam büyük ihtimalle bakın şu yamuktaki üst taban burası alt taban burası kenarlardan bir tanesi x. Hocam bu yamuklardan kenarlardan bir tanesi x dersen burası ikiz kenar yamuk çıkıyor. Ama biz nereden biliyoruz bunun? Belki burasına eşit olmayacak. Şu yamukla şu yamuk eş ya. Bakın şu yamukla şu yamuk eş ya. Şurası x belki burası x olacak. Olsun yine aynı yamuk olduğundan dolayı hatta bunun da üst tabanı burası. Bu yamukla da bu yamuk aynı yamuk olduğundan dolayı bakın x kenar yamuk her halükarda çıkıyor mu arkadaşlar? Çıkıyor. Tekrarlıyorum buraya. Bu yamukla bu yamuk eş ya. Hocam bunun yan kenarıyla bunun yan kenarı burası eşit olursa ikiz kenar yamuk çıktı bu yamukların hepsi. Ya da e, bunun yan kenarıyla bu yan kenarı birbirine eşitse o zaman buraya baktığımız zaman yine ikiz kenar yamuk çıktı. Bunların hepsi de eş olduğuna göre o zaman bunların yan kenarları da hep x x x x, x olarak çıktı arkadaşlar. Evet bunlara x x x x diyelim mi? Diyelim. Peki biz şimdi madem x kenar yamuk çıktı bir de açılara da alalım arkadaşlar. Böyle eş yapıları koyduğumuz zaman açılar da bizim için çok önemli arkadaşlar. Açıları da düşünelim. Hocam bu x kenar yamuğun bir açısı alfaysa. Hocam bu x kenar yamuğun bir açısı da alfadır. Taban açıları. E bu x kenar yamuğun bu taban açıları da alfadır. Aa şunun da şu birbirine paraleldi. Burası alfaysa burası da iki alfa olmuş. Yani toplamda bu açıyla bu açının toplamı kaç derecedir? 180 derecedir değil mi? O zaman 3 alfa eşittir 180 derece ise alfayı buradan kaç derece bulduk? 60 derece bulduk. Yani bir x kenar yamuğun taban açısı 60 derece çıktı mı çıktı. E ben buradan şu taban uzunluğunu da bulabilirim arkadaşlar. Hatta dikkat ederseniz şu kırmızı yamuklarla şu yamukta aynı yamuk çıktı arkadaşlar. Açıları yazdığımız an şunlar birbirine paralel ya. Alfa ise burası da alfa çıkıyor. E alfa burası da alfa çıkıyor. Bu yamukla beyaz yamukla diğer kırmızı yamuklarda birbirinin tıpkısının aynısı oldu arkadaşlar. Beyaz yamukta da burada açılarımız 60'ar er derece oldu. E ben şimdi şurada göstereyim isterseniz. İkiz kenar yamuğu görünce ne yapıyorduk? Yap köşegen çiziyorduk ya da şu dikmeleri çiziyorduk. E ben bu dikmeleri çizecek olursam hop dikmeleri çizdim. Dikmeleri çizdiğimde 90'ın karşısı x'e 30'un karşısı x bölü 2. E, burası aynı şekilde x bölü 2. Hocam burası da x oldu. A x bölü 2 x bölü 2 x yaptı. Bir de burada x var. Toplam 2 x yaptı. Hatta burası 30'un karşısı x bölü 2 60'ın karşısı da x bölü 2'nin kök 3 katı mıdır? Evet. Biz de demiş ki beyaz boyalı bölgenin alanı 3 kök 3. Yani bunun alanı 3 kök 3. Aynen bunun alanı yani. Alt taban artı üst taban. Yani 3 x. Çarp yükseklik x bölü 2'nin kök 3 katı. Bölü 2 kaçmış? 3 kök 3'müş arkadaşlar. Evet kök 3 ile 3 birbirini götürdü. Burada x kare bölü 4 eşittir 1 yaptı. Buradan x kare eşittir 4 yaptı. X de buradan kaç bulduk? 2 bulduk. Evet x 2 ise bir tane yamuğun alt tabanı 4. Üst tabanı 2. Yan kenarları da ne oldu arkadaşlar? 2 birim 2 birim oldu. Alt tabanı 4. Şunları yazalım. Şurası da zaten x dediğimizde 2. ABCD yamuğunun çevresi soruluyor. Alt taban 4. Burası 2. Yaz. Alt taban 4. Burası da 4. Burası da 2. Çevre çıktı mı çıktı. 6 burası. 4 burası 10. 16, 16, 20, 26 mı yapıyor arkadaşlar topladığımız zaman? Hop cevabımız böylelikle akçay çıktı arkadaşlar. Güzel bir soru. Bu yapıları böyle, özellikle ÖSYM'de şuna dikkat ediyor. Ne derse, ikiz kenar yamuklarla bir dikdörtgen oluşturuyor, bir yamuk oluşturabilir bu şekilde. Başka ne oluşturabilir? Ben de e, güzel böyle eşkenar dörtgen ya da kare oluşturduğum sorular oldu arkadaşlar. Nerede? E, ÖSYM nereden nereye serisinde? Ee, Otur soruları da yapmışımdır arkadaşlar. Yaptım daha doğrusu. Ee, bu ikiz kenar yamukla çok güzel şeyler oluşturulabiliyor. O yüzden dikkat edin buna. ÖSYM de zaten bununla ilgili hala da bir şekil oluşturabilir arkadaşlar. Burada da bir yamuk oluşturulmuş. Güzel bir soru arkadaşlar. 37. soru Akçay oldu. Geldik 38. soruya. Aşağıda 1, 2, 3 no'lu karesel bölümlerden önce bir no'lu bölüm siyah Ok yönünde katlanıp üzerindeki mavi boya desenini 2 no'lu bölme geçmesi sağlanıyor. Geri açılıyor. Sonra 3 no'lu da da aynı şey yapılıyormuş arkadaşlar. Ee, bunlar aynı kareler değil mi arkadaşlar? Evet. Bu bir kare ise 12 birimse burası da 12 birim. Ee, bu da kare olduğundan dolayı burası da 12. E, burası da 12. E, bu da kare olduğundan burası da 12. Şimdi sen bunu böyle katladığın zaman. Yani bu doğruya göre simetriğini alıyorsun. O zaman sen bu doğruya göre simetriğini aldığında ne oluyor? Hop buranın yansıması burası oluyor arkadaşlar. Evet. Bunu şöyle göstereyim isterseniz. Evet, katladığın zaman bu üçgen buraya geldi. Peki sen bunu böyle katladığın zaman ne olacak? Bunu da böyle katladığın zaman bunun yansımasını alacağım arkadaşlar. Hop, buraya mı geliyor? Evet. Bunun da yansıması burası oldu. O katlamada buraya denk geldi. Bunun da içini şöyle boyayayım isterseniz. Ee, şuradaki buraya aktı. Bu işlemler sonucunda 2 no'lu bölümde beyaz kalan yüzeyin alanı şuradaki yüzeyin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle 4 burası kaç? 12. Arkadaşlar burada bir kelebek benzerliği var mı? Var tabii ki. Kelebekteki oran kaç'a kaç? Hocam 4 bölü 12. E, oran yazalım ki alanı daha rahat bir şekilde dağıtalım. Ya da ne bileyim böyle alanları bulup tüm alandan da çıkartabilirsiniz. Ama ben alan dağıtarak yapacağım. Kelebekteki oran 4 bölü 12 1'e 3. Hocam A ise burası 3A burası B ise burası 3B. Kelebekteki oran 1'e 3 ya. 1 bölü 3'ün karesi nedir? 1 bölü 9'dur. O zaman alanlar oranı hocam burası A iken burası 9A'dır. E sonra A'da kalan A'yken 3A'da kalan nedir? 3A diye alan dağıtabilirim. Hatta karenin yarısı 12A'yken diğer yarısı da 12A'dır. O zaman buraya 11A kaldı. Beyaz alan 11A. Karenin alanı ne yaptı? 24A yaptı. 24A neye eşit? Karenin alanına eşit. Yani 12'nin karesine eşit. 12 çarpı 12'ye eşit. Şunlar sadeleşti. 2 kaldı. 2 ile de 12 sadeleşti. 6 kaldı. A alanını 6 bulduk. Ama bizden 11A isteniliyor arkadaşlar. Cevabımız da böylelikle 66 yapacaktır sevgili gençler. Yani 38. sorunun cevabı böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 39. soruya. Tabanı S birim kare olan, yüksekliği H birim olan piramidin hacmi e, taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Zaten bunu biliyoruz. Burada da vermişler. Neyse. Taban alanı çarpı zaten bütün prizmalarda hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Ucu sivri olanlarda taban alanı yani piramitte ve konide taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür arkadaşlar. Yüksekliği 12 birim ve tabanı 1 bir, birim ve tabanının bir kenarı 4 birim olan kare dik piramit. Arkadaşlar bunları çizmeyi öğrenin. Hemen kare dik piramit çizerken tabanı kare daha doğrusu bakış açısından dolayı paralel kenarmış gibi gözüküyor. Bir paraya kenar çizip tepeden de bir nokta alıp o noktaları şöyle birleştirdiğiniz zaman hemen sizin karşınıza bir piramit çıkıyor arkadaşlar. Bunları çizmeyi öğrenin. Ne diyor? Yüksekliği 12 birim olan yükseklik nereye düşüyor? Alttakinin ağırlık merkezine düşüyor. Tamam bu yükseklik 12 birimmiş arkadaşlar. Ve taban kenarı da 4 birimmiş. Şu 4'leri de yazalım. Eyvallah. Ee, kare tabanı zemindeyken piramidin içi yarı yüksekliğine kadar suyla doluymuş. Yarı yüksekliğine kadar suyla doluymuş. Şöyle arkadaşlar. Yarı yüksekliği şu. E tamam yarı yüksekliğine kadar suyla doluysa şunlar birbirine eşit. Hocam ort tabandan dolayı burası 2 oldu mu? Oldu. Suyla dolu olan kısım neresi arkadaşlar? Şurası. Hemen şurayı suyla dolu olarak göstereyim arkadaşlar. Ve Burası dörtgen orta tabandan burası 2 oldu ve yükseklikte ne olacak aynı zamanda arkadaşlar? 12 birimdi. Yükseklik iki eşit parçaya ayrılacak. Burası da 6, burası da 6 oldu mu? Oldu. Sonra daha sonra piramidin içine bir küp atacakmışım. E, attığın zaman küp e, piramidin içindeki su tamamen doluyormuş. E, arkadaşlar bunun içine bir küp attım. Şöyle bir küp attım mesela küp attığım zaman bir suyun içine bir küp attım. Bir cisim attığım zaman hacmi kadar su yükseltmiyor muydu? Evet. E yükselen de zaten küp de tamamen doluyor muymuş? Evet. Şurası tamamen dolduğuna göre o zaman yükselen su ve yükselen neye eşit? V atılan cisme eşittir arkadaşlar. Yani V küp aynı zamanda neye eşittir arkadaşlar? üstteki şu piramidin hacmine eşittir. E bu piramidin hacmi de taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 değil miydi? Taban alanı zaten e, tabanı kare olduğundan dolayı 2 2. Taban alanı zaten 2'nin karesi çarpı yükseklikle 6/3'e mi eşittir? Yani küpün hacmiyle ve küple eee piramidin hacmi V piramit ama piramit küçük piramit değil mi arkadaşlar? Piramidin küçük olanı birbirine eşit olacak. O yüzden çünkü niye yükselen suyla Atlan atılan cismin hacmi birbirine eşit olacak. Çünkü bunu attığım zaman şuradaki kısım doluyormuş. Hacmi kadar su yükseltir daha doğrusu. O da taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Arkadaşlar şunlar sadeleşince 2 kaldı. V küp ne yaptı o zaman? V küpün bir kenarını x diyecek olursak x küpe eşittir. Neye eşit oldu? 2'nin karesi 4 çarpı 2'den 8'e eşit oldu x de buradan kaç çıktı o zaman 2 çıktı. Atılan küpün bir ayrıtı kaçtır diye soruluyor zaten bize arkadaşlar. Yani cevabımızı böylelikle ne bulduk? 2 bulduk. Yani 39. sorunun Cevap böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Ve geldik sonraki soruya. Evet ÖSYM biliyorsunuz böyle sözel soruları seviyor arkadaşlar. Bakalım ayrıtları ABC olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı bu şekilde bulunur. Tamam. 2 ile kenarları tek tek çarpacağız arkadaşlar. Dikdörtgenler prizması biçimde bir kutu. Hemen dikdörtgenler prizması çizelim soruyu anlayabilmek için. Ee, şöyle çizelim. Ya bunları da çizmeyi de öğrenin arkadaşlar. Önemli bu. Hop çizdik. Evet arkadaşlar dikdörtgenler prizması biçimli bir kutu. Farklı yüzeyleri sırasıyla düz bir zemine gelecek şekilde bir odada konumlandırıldığında kutunun o konumundaki üst yüzeyinin odanın tavanına olan uzaklığı 2 birim, 3 birim ve şey... Arkadaşlar tavan burada olsun. Mesela en küçük kenarı da burası olsun. Ben buraya x diyecek olursam. Bak ben buraya x diyecek olursam. E, buradaki yükseklik kaçmış arkadaşlar? Şuradaki en küçük yükseklik buysa o zaman en fazla yüksekliğe. E, burası en küçük kenarsa en fazla yüksekliğe sah sahip olacak. O zaman burası ne olacak? 4 birim olacak. Peki öbür kenarı üzerine yatırdığım zaman ne olacak arkadaşlar? Mesela şu kenarı üzerine yatırdığım zaman ne olacak? Yani ben şu kenarı üzerine yatırdığımda şöyle geldi. Peki hocam şunun üzerine yatırırsam ne olacak? Şunun üzerine yatırırsam ne olacak? Yükseklik bu olacak değil mi? O zaman yükseklik ne olacak arkadaşlar? 3 birim olacak. Yani e, tavana olan yüksekliği 3 birim olacak. Peki şunun üzerine yatırdığım zaman ne olacak? Tavana olan uzaklığı da 2 birim olacak. Burada dikkat ederseniz ne oluyor arkadaşlar? Yani o yüzeyleri üzerine yatırdığım zaman burası 4 birim. Tavana yüksekliği sonra 3 birim olacak. Yani 1 santimetre arttı. Yani o zaman diğer kenar 1 santimetre fazlası değil midir? Evet. Sonra bir daha 2 birim oldu. E i̇ki birim olduysa da o zaman e, bir daha bir santimetre mi arttı arkadaşlar? Yani bu sefer 3 birimken şöyle 3 birimken şimdi de iki birim olacak. O zaman diğer bu kenarda diğerinden bir santimetre daha yüksektir. Yani burada işin esprisi şu. Mesude'de de galiba böyle buna benzer bir soru gelmişti arkadaşlar. Kutunun üstüne çıkan bir insandan bahsediliyordu böyle. E, hoş soru. Güzel soru arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken sorulardan biri. E, burada tekrar söylüyoruz tavanlı olan uzaklığı 2, 3, 4 birimse o zaman buradaki kenarlar ardışık birer artan ardışık birer artmaz mı arkadaşlar artı Yani bu kenar x, bu kenar x artı 1 bu kenarda ne olacaktır arkadaşlar? x artı 2 olacaktır. Kenarlar arasında ardışık bir sayı var. Kutunun yüzey alanından bahsetmiş. 22'ymiş. 2 çarpı kenarları tek tek çarpacağım. Yani x, x artı 1 ve x artı 2'yi tek tek çarpacağım. Bununla bunun çarpımı x çarpı x artı 1. Sonra artı şunu şunu çarpacağım. X artı 1 çarpı X artı 2. Vay eyvah, eyvah. Buradan bulunur mu be ya? Hissedeceğiz galiba. Şunu şunu çarpayım. X çarpı X artı 2 arkadaşlar. Evet. Bizim yüzey alanımız bu. Bu kaça eşitmiş? Bu 22 eşitmiş. O zaman buradaki ifade kaça eşit olacak arkadaşlar? 11'e eşit olacak. E orada zaman ardışı sayıları biz düşüneceğiz arkadaşlar. Ben bunları açarak çarpanlara ayırma da yapabilirim aslında ama çarpanlara ayırmayla da bayağı uzun sürecek gibi. Yani şöyle bir şey düşünün. Ardışık sayılarımız var x, x artı 1 ve x artı 2 var. Ben burada hissedeceğim kusura bakmayın. Bu ardışık sayıların çarpımı 11 yapacak. İlk aklıma şey geliyor 1, 2, 3 geliyor. Ee, bu olmazsa 2, 3, 4'ü kullanacağım. Bu olmazsa 3, 4, 5'i kullanacağım ki bu zaten aşıyor. Bu da zaten 4 kere 3 12, 3 kere 2 6 bu da açıyor. Büyük ihtimalle 1, 2, 3 bakalım inşallah rasyonel değildir. Hocam şu ikisinin çarpımı 2 artı bu ikisinin çarpımı 6 artı bu ikisinin çarpımı 3 artı. Topladığım zaman da kaç yaptı gerçekten de 11 yaptı arkadaşlar. Demek ki e, buradaki en küçük sayımız burası arkadaşlar 1, burası 2, burası da kaç olacak 3 olacak. Bizden ne isteniyor ama bakın hissederek bulduk burada. E, şey olmasaydı eğer burada 1 2 3 tutmasaydı 2 3 4 de olmasaydı mesela o zaman bunları tek tek açıp çarpanlar ayırma yöntemiyle yapacaktık. O başka yapacak bir şey yok. Neyse bizden ne isteniyor? Zemin ile tavan arasındaki mesafe nedir diye soruluyor. Zemin ile tavan arasındaki mesafe bu değil mi? Evet x'i kaç bulmuştuk arkadaşlar biz? x'i 1 bulmuştuk. E 1 artı 4'ten de burası kaç yapıyor o zaman? 5 yapıyor. Cevabımız böylelikle Edremit oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. ÖSYM böyle soruları seviyor. Böyle bir soruya da dikkat edin lütfen arkadaşlar. Burada bütün şekilleri çizmemize gerek kalmadı. Sadece bir kenar x ise öbür e, kutuyu çizmedim. Hani şu, şu yükseklik olacak şekilde o şekilde çizmeme gerek kalmadı. Oraları bazı yerleri yorumlayacağız. Üç şekli çizecek olursak oho sınavda şey olacak. Bazı yerleri hayali bir şekilde şey yapacağız. Şuradaki önemli olan nokta 2 birim, 3 birim ve 4 birim olması. Yani kenarlarının uzunluklarının ardışık olmasıydı arkadaşlar. Şunu da yapabilirdiniz tabii. Zemin olan uzaklığı x ise hocam burası x 4 olacak. Hocam burası x eksi 3 olacak. Burası da x eksi 2 olacak deyip o şekilde de yapabilirdiniz tabii ki. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama o zaman da x'i bulmak biraz işte e, bu daha sade geldi. Buraları daha kalabalık olurdu sadece arkadaşlar. Tamam. Evet hissetmeyi çarpanlar ayırmada da yapabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Neyse böylelikle deneme altında çözümünü bitirmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda deneme yedinin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.